çok sevdiğim Ayşe Kayhan'la beraber bugün libidoyu konuşacağız. Artık epey dilimize pelesenk olmuş, hatta magazinel hale gelmiş bir kelime kendileri. Ve sonra da uzun ilişkilerde, hele adına evlilik denilen uzun ilişkilerdeki libido mümkün müdür <laughs> konuşacağız. Hoş geldin Ayşe'ciğim. Hoş bulduk. Hala hayatta mıdır diyeceksin. <laughs> ya dün baktım Ayşe bir Türk Dil Kurumu'nda libidonun tarifine. Diyor ki içgüdü ve hormonlara bağlı olarak ortaya çıkan cinsel istek. Hı hı. Freud daha hikayeyi cinsel zemin üzerinden ve cinsel enerji olarak tarif ediyor. Sonra ilerleyen yıllarda Lacan mevzu yok Jung. Jung hikayeyi biraz daha böyle yaşam enerjisine doğru. Sadece öyle libidinal enerji olarak tarif ettiğimiz sadece cinsel enerji değil bir yaşam biraz daha genişletiyor. Hı hı. Yaşam enerjisi diyor. ...ve herhalde biz buna daha yakın kullanıyoruz değil mi? Evet, evet, şimdi şöyle bir genel tarif sohbete başlamadan yapalım bir tanımlama. Biz şu anda libidoyu konuşuyoruz ve bunu cinsiyetler üstünden konuşacağız. Kadın ve erkek Hı -hı. cinsel yönelim üstünden konuşmayacağız. Hı -hı. O yüzden bir insanın varoluşuyla birlikte, doğumuyla birlikte kabul ettiğimiz bir güdü. Hı -hı. E, Freud'un da atıfta Hı -hı. bulunduğu gibi... Ama elimizdeki veriler yaşam bize gösteriyor ki aktif cinsel yaşam başladığında insanların sevmek, aşık olmak, hoşlanmak, işte ergenlikle birlikte kendini tanımlama üstüne, kendini tanıma üstüne yaşamları söz konusu olduğunda yaşam enerjisine dönüşüyor. dönüşüyor. Çünkü e, libido tek başına e, bir cinsel arzu bir cinsel istek hep böyle kullanılan tanımlar üstünden söylüyorum ama biz şöyle ayırıyoruz. Arzu dediğimiz şey bir insanla birlikte aslında belirleniyor. Yani içimizdeki libido enerjisini o kimliğimize dair yaşamak istediğimiz cinselliğe dair enerjiyi bir kişiye yönlendirdiğimizde bir arzudan söz ediyoruz. İstekse zaten devamlılık arz eden, bizimle ömür boyu devam eden, bizim cinsel kimliğimiz içerisinde var olan bir şey. Diye tanımlayabiliriz. Böyle bir ayrım koyuyoruz. Hmm. Cinsel arzu daha e, spesifik. Daha spesifik. Yani hoşlandığımız birine hmm. o kokuya, o tene temas etme isteğiyle o arzu coşkuyla yaşadığımız, istediğimiz bir şey. Hatta aşık olduğumuzda daha körlemesine ille de o üstünden yaşadığımız bir şey. Daha fanatik bir durum yani. Daha fanatik bir durum, evet. E, arzu e, bu ama istek dediğimiz zaman bu bizim doğumla birlikte başlayan, var olduğunu kabul ettiğimiz, hatta her gün uyanmamıza da sebep olan, ne kadar gelen bir e, enerji. Peki Ayşe'cim şimdi bir sürü soru var. Evet. Mesela e, libidosu az olmak, libidosu çok olmak, libidosu düşecek, düşüyor olmak... Nedir bunlar? Yani hani insanların kendilerine ait boyu, posu, kaşı, gözü ve işte bir libido ölçüsü mü var? Ee, öyle bir ölçü yok aslında. Onu e, sosyal öğrenimlerimiz, ailelerimiz, içine doğduğumuz toplum çok belirliyor. Dolayısıyla o toplumun cinselliği bizi satış şekli belirliyor. Öyle bir ölçü yok. E, doğuştan var olan bizimle birlikte e, güdülenme olarak bizi hayatta tutan şeylerin bir tanesi de cinsel isteğimiz ve enerjimiz. Sonuç olarak biz onunla yaşıyor ve onunla bir bütün kendimizi önce keşfederek sonra karşıdakiyle ortaklaştırarak yaşadığımız bir durum bu. Şimdi libido düşük dediğiniz zaman ne demek? E, cinsel isteğin azlığından hmm. yani günlük hayatınız içinde kendi kadın ve erkek olma kimliğinize. Ya da işte interseks olarak tanımladığınız o kimliğe ait e, cinsel enerjinin, yaşamsal dürtünün daha az olması, akla daha az gelmesi, dile daha az dökülmesi. Eylemede daha Eyleme az. Eylemede dolayısıyla daha az dökülmesi. Şimdi bunu ne belirliyor? Dediğim gibi içine bulunduğunuz toplum, sosyal aile her şey her şey bununla birlikte sizin orada konumlanış şekliniz yani öncelikler ihtiyaçlar sıralamasıyla aslında insan hayatını bir şekilde devam ettiriyor ve haz bizim vazgeçilmezimiz yani iki ayağımız var gibi düşündük yani iki ayağımız var bir ayak ihtiyaç diğer ayak haz herhangi bir şeye ihtiyaç duyup onu karşılamak üzere yola çıktığımızda aslında haz duyma hikayemiz yolculuğumuz başlıyor sonuçlandırdığımızda da Hedefimizi haz alıyoruz. alıyoruz. Şimdi aynı hikayeyi biz cinsel aksiyon içinde söyleyebiliyoruz. Neye ihtiyacımız var? Şefkate, beğenilmeye, tavlanmaya, e, yoldan çıkarılmaya yani Türkçe bir sürü e, tanım var bu konuda. E, aşık olmaya, sığınmaya bütün bunların içinde aslında cinsel enerjinin isteğin kendisi de var. Bu vakitler evet. Evet. Kendiliğinden var. Kendiliğinden var. Şimdi hayata geçtiğinde, oradan bir eyleme geçtiğinde, biriyle birlikte yaşamaya geçtiğinde, onun içeriğinde neler oluyor? Çok dertli orası. Yani şimdi. Çok. Hikaye uzadığı zaman, yani bir ilişkiye dönüştüğü zaman, sahiden de, hele adı böyle normatif bir biçimde Hı -hı. evlilik olduğu zaman ki kodlamalar geliyor. Evet. Geçenlerde bir ''Çifte nasıl bir cinsel hayatınız var?'' dedim. Hatta nasıl sevişiyorsunuz?'' diye sordum. ''Evli gibi'' dediler. <laughs> Bana olağanüstü geldi cevap. Yani bu kendi evet. içinde başlı başına bir tarif. Şimdi uzun ilişkilerle ilgili, evliliklerle ilgili <laughs> bir iki makale var. İki çalışma var. Onların ikisinde de beş yıllık çalışma yapılmış. Ve 5 yılın sonunda erkeklerin libidosunda oransı olarak kayda değer bir düşüş bulunmamış evlilikte. Fakat kadınların libidosunda birinci yıldan sonra belirgin bir düşüş bulunmuş evet. her iki çalışmada da. Ee, şimdi tabii libido nelerle bağlantılıdır? Önce onu bir elbet konuşmamız lazım. Yani hani duygusal bağlarla. Yaş, yaşınla, ilişkinin insan. durumuyla herhalde bizi en çok ilgilendiren evet. kısım. Yani o ilişkinin e, bazen çok arkadaşçı olmasıyla, e, bazen çok çatışmalı olmasıyla, bazen çok uzak olmasıyla, bazen çok güvensiz olmasıyla ve aslında duygunu ve isteğini aktaramayacağın kadar güvensiz olmasıyla ama böyle bir bilgi var. Sen bir kere buna... Kişisel deneyimlerinle katılıyor musun? Kesinlikle bir kere gerçekten e, erkeklerin kodlamalarında e, bu sanki bir düğmeye basılırcasına kolaylıkla yaşanabilir olmalı kodlaması var. Yani e, Üstelik de performans gerektiren bir şey. Ta, var orada. Tabii. E, kadınlara baktığımızda ise çok kırılgan olduğunu biz de deneyimlerimizden görüyoruz. Yani e, cinsel istek, o enerji çok kırılgan yaşadığı şeyle çok ilintili, içeriksel olarak ilintili, sosyal olarak ilintili, ekonomik olarak ilintili, duyduğu şefkat ve sevgi üstünden o duygu yoğunluğuyla ilintili, alıp vermeyle çok ilintili, çok kırılgan. O yüzden oradaki makaledeki dediği gibi uzun vadeli ilişki, bir de normatif olarak evlilik tanısı altına girdiğinde tanımı altına, kadının kodlamalarında, Önceliğini kaybetmeye başlıyor. Önceliğini kaybederken sonra hikayenin iyice ayarlanıyor. Evet. Düşüyor. <laughs> önceliğini kaybediyor derken bu kadının oturup düşünüp karar verdiği bir şey hmm. değil. Bir bir şey yokmuş. Bu kadar abartmaya gerek yokmuş. O alt yazılarımız devreye bir görev tanımı içine hmm. de girebiliyor. Şimdi tabii... Evliliğin e, sosyoekonomik ve kültürel olarak hangi yerden geldiğiyle de bağlantılı olarak e, bu bir yılda da gidebiliyor, beş yılda da gidebiliyor. Ama bir yerlerde kadın yolda, o yolculukta en çabuk kaybeden ve küsen olabiliyor. Çoğunluk burada. Daha azınlık belli bir şeyde talepkar, e, isteklerini dile getiren, hayır burada ben de varım, bunun karşılığında ben de varım diyebiliyor. Şimdi... Evlilik normu böyle ama bakalım dışarı çıkalım. Kadın kadın, erkek erkek yani her türlü yönelimi kapsayacak düzeyde baktığımızda benzer şey orada da karşımıza çıkıyor. Yani uzun vadeli ilişkide cinsel enerjiyi korumak. yüksek tutmak ve korumak çok zor. Çok zor. Oysa yani senin de benim de hep kullandığımız şey çok önemli bir ayağı bir birlikteliğin cinsellik. Yani vazgeçilmez. Bana sorarsan omurgası. Bana sorarsan da öyle. Yani hatta senin dediğin gibi hani sadakat meselesinde bile orada zaten hikaye kilitleniyor. O omurgada, orada da biz bedenleri sevdiğimiz yola çıktığımız insanların bedenlerini paylaşmakta öncelikle sıkıntı çekiyoruz zaten. Ne demek? Yani bu? sadakat meselesinde. Evet evet tabii. Aşık mısın sorusundan önce seks yaptın mı sorusu geliyor. Evet evet evet. evet. Yani o yani bedeni paylaşıyor. Evet o bana ait. Ben onu paylaşmak istemiyorum üstünden okuyoruz önce. Şimdi şöyle anladım. Şimdi kodlamalar uçuyor bir sürü. Yani bir kere erkeğin memnun edilmesi gerekiyor. Coğrafyada bizim coğrafyada evet. değil. Yoksa dışarı gider kodlamalarda. İki tabi evlilik, cinsel hayatın mümkün olmasını legalize bir biçimde. Yani, evet. e, kabul buyrulabilir bir biçimde mümkün olmasını kolaylaştırıyor. Eyvallah. Fakat rengi ve ruhsarında bir sıkıntı yaratmaya başlıyor. O birbiriyle kurduğun ilişki, yani evlilik bir tık itibarını koruma hikayesi Hı -hı. ya. Birbirinin gözündeki itibarı koruyacaksın. Bu da e, hani gayya kuyusu gibi bir yerdir cinsellik ya. Gün sonunda oradaki iki insan e, deneyime ve yeniliğe açık ise ve kendi içlerinde birbirlerine isteklerini aktarmakta rahat hissediyorlarsa, itibarsızlaşmış hissetmiyorlar ise hiçbir dert yok. Evet. Fakat bu tabii ben iyi sevişebilen çiftlerin derinden çok yakın bir ilişkisi olduğunu düşünürüm hep. Çünkü sahiden birbirine duygunu, isteğini, istemediğini çok istediğini aktarabilmen için bayağı güveniyor olman lazım. Yani o seni garipsemeyecek, absürt bulmayacak, e, edepsiz bulmayacak. Yani Bunların, hele kadınlar için herhalde bu e, edep çok meselesinin belirleyici. olağanüstü belirleyici evet, bir çok yanı belirleyici. var. Çok e, belirleyici. Biz seanslarda belli bir noktaya gelince altını çizdiğim bir şey var. E, i̇ki kişinin cinselliği zerafet ve nezaket kaldırmıyor. Edepsiz bir alan burası. Ha Biz Buraya argo'yu, kendi argomuzu yaratabiliriz. Kendi edepsizliğimizi, şımarıklığımızı yaratabiliriz. Zaten mesele niye o iki kişi bir arada? Yani bir dostluktan, bir birlikteliğin farkı ne? Evet. Hikaye tam da burada Ayrı yok. mahrem bir dünyanın ortaklığındasın. Ayrı bir, ortaklığındasın. yani birbirimize şımarabildiğimiz. Evet. En samimi de çıplak kalabildiğimiz. Yani sırf bedensel değil, ruhsal evet. olarak da. Naz niyaz kapris yapabileceğimiz. Oyun alanımız orası bizim. Ve oranın dili iki kişiye ait. Bu iki kişiden bir tanesi değişip başka bir iki kişi girdiğinde de yani oradaki belirlenen şey çok öznel. Öğrendiğimiz bir kalıbı taşıdığımızda benden herkes çok iyi sevişen olarak bahseder. Sen memnun musun gibi bir sorunun karşılığında hayır cevabı alabiliriz. Çünkü karşınızdakinin beklentisi, oynamak istediği oyuncak, kendi bedenindeki duyumsal hikayesi farklı, çok farklı. O yüzden her iki kişinin yeniden o oyunu birlikte yazmaları, birlikte oynamaları gerekiyor. Yani bir standartize yok burada. Yok, hiç yok. Çok kendine özgü. Peki Ayşe, flörtün olmadığı bir uzun ilişkide cinsellik mümkün müdür? Değildir. Katiyen? Değildir. Görev icra ediliyordur. Tamam, Eyvallah. No, teknik bir hikaye. Ee, dakikalarını bile verebileceğimiz kadar bilgi hmm. akıyor bize veri olarak, ama mümkün değildir. Yani orada yaşanan cinsellik değil, senin de az önce belirttiğin gibi aslında erkeğin talebiyle o cinsel enerjinin açığa çıkması, boşalması için yaşanmış 15 dakikalık bir hikayedir. Max. Max. Evet, Max. <laughs> E ee, Bu flört mevzusu ise çok kıymetli. İşte edepsizlik yani, orada zaten. Yani bedensel, Tabii. gözle, sözle, Tabii. romantik. Hani şöyle bir hikaye de oluşmuş durumda. Şimdi çok dinliyorum ben. Hı -hı. Kadınların cinselliği, e, evliliklerde dinliyorum. Kadınların cinselliği romantizmle çok eşleştir. Eşleştiren bir halleri var. Biraz orası da sosyal öğrenimle bir sıkıştırılma evet. yaşıyor. Yani evet. kadına edepsizliği bir türlü, yani evet. talepkarlığı, isteğini arzusunu yönlendirmeyi ve onu istiyorum, seni istiyorum cümlelerini bir türlü oturtamıyor. Din diyelim, ahlak diyelim, gelenek her şey bir türlü bu elbiseyi kadına giydirmemek için her türlü yumuşak, e, naif, işte kırıldan cümleleri oraya sokuyor. Dolayısıyla kadın da bunun o kodlamayla hikayeyi kendine keşfederken bile. Mesela mastürbasyonun kadın için daha riskli bir şey olduğu. Bazı oyunların, değil mi çocukluk oyunlarının kadının namusuyla ilintili olarak çok e, sıkıntı çıkarabileceği gibi. Böyle bilgiler akıyor. Evet akıyor. Bu bilgilere yakın ya da uzak durmanızın hiç önemi yok. Toplumsal altyazı giriyor. Bu kod giriyor. Kulaktan kulağa müthiş bir yayılma hızı var özellikle cinsellikle ilgili efsanelerin çünkü biraz tabu ya. Kulağımızı kabarttığımızda birbirimize hmm. çok güzel bir şeyler yazıyoruz ve çoğunluğuna bakın kadınla ilgili. Erkeğin ki Sağlam kaç attığıyla ilgili, performans yüksekliğiyle yani daha... Orada da acayip bir skor baskısı var, tabii, yani tabii. performans baskısı var. ya O yüceltiyor anlamında değil, Hı. o da bayağı bir baskı oluşturuyor, evet. o da başka bir e, aslında travmatik bir yana evet. doğru götürüyor. Ama kadınınki daha ezici, daha yok sayıcı, gölgede kalıcı. Daha cinsel kimliği belirleyici ve de... Evet. Evet. Yani ya da cinsel kimliğin yaşanma biçimini, yaşanma biçimini belirleyici, belirleyici oluyor. Yani talepkar olmanın ayıp olduğu ya da kendini keşfeden bir genç kıza yakalandığında ebeveyninin gösterdiği müthiş tepkiler ya da öğretmenlerin. Yani henüz biz bir bedenin kendiyle barışıklığının kendini keşfetmesinin ve kendinden duyduğu hazın o haz sınırlarını keşfetmesinin ileriki dönemde cinsel sağlık ruhsal sağlık, bedensel sağlık için çok kıymetli olduğu cümlesini zor kullanıyoruz. Hmm, çok. Bırakın kızlarımız, erkeklerimiz kendilerini keşfetsin diyemiyoruz. Evet, çok doğru. E sonra libidoyu soruyoruz. Ne oldu bu libidoya? E bu kadar şeyin altında libido devamlılığını sanki böyle gizli, saklı, underground bir şeymiş gibi yaşamaya yönleniyor. Doğru. Yani kiloduyla sevişmek de bu anlama geliyor genç kızlarımız için örneğin. Çünkü çok iyi olanın biz çağdaşıyla ilk deneyim yaşaması olduğunu hep söyleriz. Yani büyük yaş farklarındansa birlikte keşfetmenin. Ama o bile müthiş bir tepkiyle karşılanıyor. Ve biz şimdi ondan sonra yetişkin bireylerde libidonun devamlılığı... ...bunun yüksek tutulması, canlı tutulması, eğlenceli tutulması... Aslında biz, bir vakit sonra... Bayağı e, hani siz libidonuzu bir yerlerde tıkıştırın, kadınlara deniyor hı hı. bu. Sonra bir ara evlenin, barklanın. Sonra o libidoyu bir yükseltin ama ayarlı da yükseltin. E, yani orada hani iyi tutturun ayarı ki adamın gözü de dışarıya gitmesin. Bu bayağı hani kadınlık vazifesi tırnak içinde. Hı hı. Kadınlık görevlerini yerine getirmek ya da getirmemek başlığı altında. Neredeyse mühim oranda haz içermiyor. Zaten bedenini tanımayanın haz alma ihtimali çok düşüktür ve mevzu bir süre sonra dinliyorum. ki Sıkıcılaşıyor. Yani o sure. flört alt metni yok. Ee, çok temkinli iki tane insan var ve bir süre sonra o sıkıcılaşmayla beraber haz da yok. Libidosu daha fazla düşen kadın daha yavaş düşen ama illaki yine düşen. Bir adam. Evet. Sonuçta libido, beden ve haz, ee, sinir sistemi çalışma şekli aynı, ee, yapılanmada bir parça merak, merağa ihtiyaç var, keşfe ihtiyaç var ve deneyime ihtiyaç var. Uzun vadeli ilişkide de bir de renklendirmeye ihtiyaç var, yani oyuna ihtiyaç var. Sonuçta sistem biraz emek gerektiriyor. Çok. Yani bunu te tek başına... Hatun kişiye kendine emek ver ve ilişkinde de bu emeği sakınma. Erkeğe de aynı şekilde tamam kendine emek ver ama ilişkide de bu emeği sakınma. Hem talep et hem göster şeklinde rahatlıkla sunabiliriz aslında. Bayağı oyun. Elişkin Bayağı. oyunu. Eğlence. Tabii tabii, tabii eğlence. Ve... Biz çiftleşmiyoruz çünkü biz evet. haz için evet. bir arada oluyoruz. Ve uzun ilişkide muhtemeldir ki bir sürü... Ee... Mühim olan yan var dibidonun korunmasında. Ama herhalde flört başı çekiyor. Tabii ama flört dediğinde mesela sen de danışanlarına flört dediğinde ne anladıklarını sonra geri tabii, bildirim tabii, aldığında tabii. şaşırmıyor musun? Çok. Ben de çok, çok şaşırıyorum. <laughs> evet. Şimdi bu da bilinmez. Çünkü flörtte aslında dışarıda yapılabilen flörtler. Evet, evet. Evet. Evlilik içi yapılan ya da ilişkide yapılabilen soru filan. anlaşılamıyor hatta. Evet. Yani evet. flört bir ara basamak ondan sonra başka bir yere doğru geçilir, bir ilişki olur ve artık flört bitti. Tabii çoğunlukla şöyle bir cevap alıyorum. 10 e, yıllık evliyiz ne flörtü Ayşe Hanım diye. Başka da bir yani o duygusal, bedensel hayat için e, korunması şart olan bir hikaye. Hani o bazen gözle, bazen sözle. Bazen kalabalıklarda sadece çok kısa birbirini bularak, bazen bedenle Hı -hı. ama çok çok kıymetli. Aslında ilişkinin içinde e, cinsiyet kimliğinizi onaylayan ve sizi hatırlatan bu flört. Hı -hı. Dünya bir de artık günü seks. Evet yani bu flört olmadığı sürece sizin cinsiyet kimliğiniz, yaşam şekliniz yani ruhsal, bedensel herhangi bir hikayenizi canlı tutacak ve hatırlatacak ne var? Hiç. Yani Hiç. geriye bir sosyal flört kalıyor o da çok riskli. Yani uzun vadeli ilişki için kayma hı hı. zemini çok yüksek. O yüzden o zaman bu enerjiyi içeride çok yüksek tutmak lazım. Yani ısrarla söylüyorum gerçekten edepsizce bir oyun oynamak lazım. Ve bunu çocukların önünde oynamanın ayıp günah falan olduğu da yok. Çocuk kendisine ait cinsiyet kimliğini belirlerken bir insanla yaşamak nedir hikayesini kimden öğrenecek önce Peki çocukların önünde oynamak çok sınırlı oynamak Tabii sınırlı oynamaktan bahsediyor ama hani bir popoya şaplak atmanın çocuğun önünde yapılmasının yani sınır olarak koyacaksak Hı -hı. herhangi bir sıkıntısı yok O benim sevdiğim insan üstünden Hı -hı. gayet rahatlıkla konulabilir ee, sarılmanın, öpmenin, makas almanın atıyorum. Yani bunları çeşitlendirilebilir herkese göredir. Ya da hitabetlerin yani lütfen aşkım, canım, hayatımın dışındaki hitabetlerden bahsediyorum tabii. Eyvallah abi hayal gücüne şimdi örnek ver dedim kaldım. <laughs> yani haksızlık ediyorsun Gülcan. Böceğim çiçeği falan. Yok. <gülüyor> My pardon. Yok o değil. <laughs> Bu kadar evet. de sevimli değil. Yani zor ve fakat mümkün. Çok mümkün. Yani niyete bağlı olduğunu düşünüyorum ben aslında. Kafamızdaki kalıpları kırmaya bağlı olduğunu düşünüyorum. İsteyerek bir araya geldik. Niye bir araya geldik? Niçin geldik? E hadi oynayalım o zaman. Yani bir tavlu atıp da kaybedenin striptiz yapması bir evli çifte yakışmaz mı? Fena halde yakışır. Bence de. Bir kadının ya da erkeğin kendi birey alanında ayırdığı zaman da sürpriz olsun bir direkt dansı öğrenmesi şık durmaz Oo, mı? Olay olay büyük e, Ama e, bu bu hani şimdi ben bayağı şeye emek verme. E, bu özellikle evlilik konusunda e, müthiş bir sektör dönüyor ya işte ışıklı kutular falan falan. Kimse şöyle karşılıklı oturup benimle 50 yıl yaşar mısın diye teklifte bulunmuyor. Hmm. Ben imza atıyorum ki böyle bir teklif gelse kimse evet demez. Evet zor. Yani ya 25 yaşındasınız 50'yi toplarsınız 75. Eyvah şimdi 75 sene aynı insan aynı beden şişman olacak zayıf olacak hasta olacak. Biraz düşünür değil mi? Muhtemel tabii. Yani aşık değilse. E, düşünür. İşte tam burası. O 75 yaşına kadar her Haline tanıklık ettiğin bir bedenin ve ruhun macerasına çıkıyorsun aslında. Denemediğin her şeyi deneyebilir, birlikte gülebilir, başarısızlığına, acemiliğine gülebilir ve bu da cinselliğe dair müthiş bir katkı sunabilir. Çünkü sen iyi bir oyun arkadaşısındır. Anladığım şu, e, uzun ilişkide mevzu zor. Bayağı bildiğin ne kadar ekmek o kadar köfte. Uzun <gülüyor> uzun <gülüyor> emek lazım. Hmm. E, hayata gösterdiğimiz, hayatın çok fazla alanına çok emek veriliyor fakat aslında ilişkiler kodlamamızda bunlardan bir tanesi değil, onun daha kendiliğinden olmasını istiyoruz. Cinsellik bu anlamda herhalde en çok irtifa kaybedenlerden biri, en az kendiliğinden olanlardan hmm. bir tanesi ve fakat flört edeceğiz, e, bunun bir oyun olduğunu altını kalın kalın çizeceğiz. Ve bayağı iki kişilik mahrem bir erişkin tipi oyun. Benim anladığım koruyabileceksek de böyle koruyacağız. Evet, yani niye yan yana durduğumuzun sorusunu sormamız gerekiyor. Yani sadece hayatta yalnız olmamak için mi yoksa birlikte bir şeylerin keyifle yaşamak için mi? Kendimizi yaşamak için mi? Bedensel olarak da haz Ruhsal olarak da entelektüel olarak yani her şeyle bir paylaşım bir takım arkadaşlığı ya tam da bunun en önemli ayaklarından bir tanesi güvense ikinci ayak vazgeçilmez olan da seks. Hani olağan düşüşler var. Yaşla beraberli Tabii. videomuz elbette ki düşüyor. Bu hikayenin normali olağanı bilmiyorum burada bir Şu rakamsal şey, bir şey veriyor musunuz ama Hı. çok sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum. Yok ilgili bu işin yaşamsal hikayesine haftada 1 2 üç, 5 gibi bir sayı verilemez. O iki kişinin kombinasyonuna bağlı, hı hı. yaratıcılığına bağlı, isteğine bağlı ve dediğin gibi yaş etken, hastalıklar etken, hayatımızda ölümler oluyor, evet. ekonomik sıkıntı bunlar tabii ki aksatıcı oluyor. Bazen de bunlar hayatı daha farklı bir yerinden haz olarak beslenmek adına Yaşadığımız çoğaltıcı etkenlerde olabiliyor. Daha az görülse de biz çoğalttığını da görüyoruz. Evet doğru. Arkadaşım ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Senin de sağ ol.